Saygıdeğer izleyenler, şu anda Ünye Merkez Cevizdere Köyü, yeni ismiyle Cevizdere Mahallesi'nde, ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de bal üretimi yapan bir kardeşimiz var. Veysel Oral. Bu kardeşimizin yaşadığı bir dolandırıcılık olayına parmak basmak istiyoruz. Başta söyledik, ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de siyasetine, ticaretine hile katanlar var. Az da olsa. Bunlar çürük elmalar olarak adlandırılır ama bunlar dünden bugüne azalması gerektiği halde kanunlardan mı, kanun uygulayıcılarından mı kaynaklanıyorsa artıyor sayıları. Artanlardan bir tanesi de gelmiş, yayladaki balını elinden almış, önce güven tesis etmiş, sonradan yaptığı alışverişinde param yok deyip üzerine yatmış. Şimdi biz buradan konunun bundan sonrasını, bu işin muhatabı, arı sayısı dolandırılmadan evvela 120 iken ya da 150 iken bugün aradan geçen zaman içerisinde 50'ye kadar düşmüş ve bu konuda mağdur olmuş Veysel Oral kardeşimizle kısa ve öz bir söyleşi yapacağız. Bu işe teşebbüs eden insanlar dün olduğu gibi bugün de ticari firmalarının adını değiştiriyor, yine aynı kimlikleriyle işlerine devam ediyor. Bu nasıl oluyor? Kendisinden öğrenelim. Önce bir kendisini, biz ismini verdik ama tanıyalım. Veysel Oral kimdir? Ne iş yapar? Teşekkür ederim. Ben Veysel Oral. Emekli. Diyanet İşleri Başkanlığından emekli. Emekli olduktan sonra da arıcılık yapan bir Ünyeli kardeşiniz. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Yaklaşık 30 yıldan beri bu arı ile ilgileniyorum. Görevdeyken böyle bir 20-30 tane. Görev bitince, emekli olunca da çoğalttık arkadaşıyla. 150-200'e çıkardık. Öylece Sivas iline gittik. Oradan bir çiftlik kiraladık. Sivas Yıldızeli'nde. Orada beraber çalışırken işte hasılatımızı da tüccarlara sattık. Onlar bize teminat verdiler. Kendilerini iyi tanıttılar. Önceleri alıp paramızı verdiler. Sonradan da bizden emniyeti aldıktan sonra balımızı alıp kaçtılar. Ben 30 bin lira zarar ettim. Vermedi paramı. Senet gönderdi bana. Öbür arkadaşımın 60 bin lira. Bir öteki arkadaşımın da 150 falan hatırlıyorum ama o da arkadaşlarından almış. Yine bir 5 ton bal almış. Ona vermiş doğru diye. Onları alıp gitmiş. Kayseri'ye gittim. Kayseri'de senete yazmış olduğu adresinde İknur Ticaret ismi altında Bal Dünyası. Ancak Bal Dünyası'nda bal diye bir şey yok. Orada bir yer var, bir iki masa, onun üzerinde bir iki kişiler oturuyor. Orada neyse, bizim o balımızı alan tüccar beyefendi geldi. İşte bize hoş geldiniz falan filan. Tamam. Geldik abi. Dedi tamam, sizin dedi paranızı vereceğim. Ben dedi kimsenin hakkını yemem. Üstünde Allah var, altı var, üstü var dünyanın. Bize biraz da bir nasihat çekti. Ondan sonra dedi sizden almış olduğum balın dedi senetini gönderdim zaten. Onu dedi ikiye böleyim. Birini şimdi vereyim, birini de iki ay sonra vereyim dedi. İşte yılbaşı birinci ay gibi gitmiştik. Dışarı çıktı, kayboldu gitti. Daha da bulamadık, izine rastlayamadım. İki sene sonra bir telefonla görüştük kendisine. Ödeyeceğim dedi. Falan yerdeyim dedi, filan yerdeyim dedi. Geçtiğimiz sene de dükkanında rast geldim kendisine. Dedi ben senin paranı vereceğim dedi. Ama ne zaman verecek? Biz 150 arıdan 50 arıya düşüp böylece mağdur olduktan sonra bekliyoruz. Şimdi de sabır tavsiye ediyor. Sabır diyor, çok güzeldir. Sabredin. Sabreden muradına erer gibi tavsiyelerde bulunuyor. Böyle mesajlaşırken
Bir de şey de yapıyor yani, bizi küçük de düşürüyor. Böyle diyor, arada diye çıkıp de diyor alacağım var diye diyor. Böyle telefon edersiniz, mesaj yazarsınız, çok dikkatli olun diyor. Böyle diyor halkın önüne çıkıp da diyor hocalık taslamayın falan gibi şeyler yazıyor, mesajlar yazılı telefonumda. Ondan sonra ben diyor borcunuzu ödeyeceğim. Hiç size diyor, insanlık dersi mi veriyor bir anlamda? Yani kendince. Kendince öyle yapıyor. Bir de bizi suçluyor yani, durup da diyor, ortaya çıkıp da bizimle diyor, bizim kariyerimizle niye oynuyorsun mu demek istiyor. Anlayamıyorum yani. Böyle. Ondan sonra tekrar logosunu, ikinci bir dükkanı var herhalde, oranın da logosunu değiştirmiş. Saklıköy Şarküteri diye bir yer gösterdiler bana. Bunun dediler dükkanı burası, buraya gelir. Oraya gittim. Orada yok kendisi, başka yere gitmiş. Yarın gelir dediler. Daha da gelmedi oraya. Ben soruşturdum ya, evet, alacağım var diye. Daha da gelmedi. Ondan sonra bir arkadaşı dedi ki, demek ki arkadaşı orada yanında. Orayı ben aldım, benim dedi. Şimdi ne olmuş? Gittim baktım oraya. Başka bir isim altında köy ürünleri satıyor. Ama bizim tüccarımızın adı yok, şanı yok orada. Başkasına vermiş. Peki kısaca, siz kaç yıl evvel bu adam tarafından önce güven sağlanıp sonra dolandırdınız? Aradan kaç yıl geçti? Valla 5 sene oluyor o adamcağızı biz. Sivas Yıldızeli'nde bir arkadaşımız, o da bal tüccarlığı yapıyor. Ondan alışveriş yaparken tanıdınız. Ondan alışveriş yaparken kendisini iyi bir arkadaş olarak tanıttı bize. Sizden dedi bağ, bir manevi bağımız var dedi. O da hocaymış, biz de hocayız ya. Öyle mi? Öyle diyor. Güzel. Bir bağımız var diyor. Bana güvenin. Ben diyor çok kısmını peşin alıyorum. Ondan sonrasını da 2 ay sonra veriyorum. Biz de öyle yapıyor zannediyorduk. Meğer orada da şey yapıyormuş, dolap çeviriyormuş. O sene arkadaşın 30 ton balını da tüccarın alıp kaçıyor. Bizimkini de alıp kaçıyor. Herkes mağdur yani. Sonuçta sizin bal işine dolandırılmış olmanıza rağmen rızık kapısı olarak devam ettiğinize göre, evet, bu işten ekmek yiyen gezginci arıcılara yaşadığın olaydan kısaca söz etmen gerekirse ne mesaj vermek istersin? Arkadaşlarımız çok dikkatli olsunlar. Bu iş kolay değil. Bu iş başka bir işe benzemiyor. Bu arı işi. Bu milim milim, kram kram bir kilo oluyor. Sonra ton oluyor. 3 ton oluyor, 5 ton oluyor ama arkadaşlarımızın dağlarda, ağaç diplerinde, ormanlarda yatarak kalkarak oralarda vahşi bir hayat diyelim, elde etmiş oldukları bu helal rızıklarını kaptırmamak için çok dikkatli olmaları lazım. Bu arkadaşa, yani böyle bir tüccarlara, seyyar tüccarlara efendim aldanıp da mallarını vermesinler. Hatta parayı bile alırken gidip bankadan, yani kontrolden geçirerek alsınlar. Para da sahte çıkabilir. Kalpazanlık da yapabilir bu adam. Yapar. Çünkü yani ben şimdi alacağımı istiyorum kardeşim. 4 senedir mağdur oldum, mahvoldum. İşletmem çöktü diyorum. Sen diyor sahtesin demek istiyor bana. Böyle arada çıkıp da diyor bize laf söyleme. Halkın da önüne geçme diyor. Ben alnımın akıyla camide namaza da giderim. Kimseyi de dolandırmadım. Dolandırmam da efendim böyle devletime 30 sene çalıştım. Emekli oldum. Bundan sonra ölünceye kadar da böyle 50-60 tane arımla hobi olarak artık nasıl olursa bununla devam edeceğim. Arnımak her yerde öne geçmek gerekiyorsa öne geçeceğim. Devletime böyle hizmet edeceğim. İnsanlığa, hayata böyle bir şeyler katkıda bulunacağım. Evet. Arkadaşlarımız da, arıcı arkadaşlarımız da çok dikkatli olsunlar. Bir gün onlara bir kalpazanlık yapar. Bütün variyetleri gider. Bütün variyetleri gider. Gidenler gibi. Peki. Benim hepsi gitmedi. Allah'a şükür ama sıfıra çıkan arkadaşları da duyduk. Biz hepsi gitti köyüne. Köyünde hayvancılık yapıyor yani. Koyun gidiyor. Teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer izleyenler. Veysel Oral. Baldan yediği zılgıtı dilinin döndüğünce anlattı. Burada kanun uygulayıcılarına, devletin yetkililerine biz de söyleyeceğimizi söyleyelim. Saygıdeğer yetkililer, bu insanlarımız gibi
nice insanlar var. Yaptıkları ticari ve siyasi işlerinde kendileri gibi başkaları tarafından da dolandırılmışlar. Aynı isimle bunların yeniden bu memlekette para kazanmalarına hak tanımamak gerekir diyor. Saygılar sunuyorum.